Herkese merhaba. Bir parametre programında tekrar birlikteyiz. Bugün tabii ki özellikle ekonomi konuşacağız. Ekonominin makro sorunlarını. Makro derken tabii büyüme, cari açık, istihdam bunları konuşacağız ama sonuçta bu programda sokağa mutlaka dokunarak programı götürüyoruz. Çünkü ekonomi dediğinizde bugün insanlar yine pahalılığı, işsizliği konuşuyorlar. Hele ki bu kış şartlarında kime dokunsanız bir doğalgaz sızlanması geliyor. Sızlanılmayacak gibi değil. Asgari 400-500 liradan başlayan aralık faturaları geldi. Ocak, Şubat'ta neler gelir bilinmez. Son derece bütçeleri yakan bir ısınma faturasıyla karşı karşıya bırakıldı Türkiye. Bu tabii sadece ısınma problemi, elektrik, su, onun dışında gıda, çarşı pazarın halleri hala bildiğiniz gibi el yakıcı. Sızlanmalar hiç boşuna değil. Evlerde işsiz varsa Allah kolaylık versin. Yani işin kötüsü, 2019 yılı büyük ölçüde bir daralma yılı oldu. 2020'ye hiç olmazsa biraz toparlanarak girebilir miyiz umudu vardı ama çok öyle olmadı. İşte bunları bir kere bir masaya yatıracağız. Biraz daha geleceğe dönük konuşacağız. Stüdyo konuğum değerli iktisatçı Erkin Şahinöz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür üstad, ederiz. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırıp geldiğiniz için. Benim için şereftir. Sağ olun. Evet Erkin Bey, 2019'u gerçekten belki ki yani adı iktisat tarihine mutlaka bir kriz yılı olarak girecektir. Çünkü teknik olarak 3 çeyrek gayri safi yurt içi hasıla negatife düştü. Ekonomi büyümedi, daraldı. Üçüncü çeyrekte biraz artıya geçti. Henüz açıklanmadı ama son çeyrekte de biraz daha baz etkisiyle artıya geçmiş olacak. Dolayısıyla 2018-2019 krizi fazla derin olmayan ama sonuçta 3 çeyrek küçüldüğü için bir kriz yılı olarak geçebilir. Daha da derinleşebilirdi. Çünkü önceki 2009 krizi, 2001 krizinde 4'ü 5'i aşan daralmalar olmuştu. Bu defa öyle olmadı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani sığ cereyan etkisinde ne etkili oldu? Şundan dolayı, şimdi şöyle geriye dönük baktığımız zaman Türkiye'nin... O grafiğimizi de verelim, birinci grafiği. Türkiye'nin geçmiş krizlerine, mesela 94 yılında bir ev yapımı krizimiz var. Evet. Ondan sonra döndük 98'de dışarıdan ithal ettiğimiz, bütün Asya yıkılıyordu. Türkiye'de nasibini aldı. Dışarıdan gelen bir krizdi 98. 2001 tamamen ev yapımı, bankacılık sistemi çöktü. Sil baştan yeniden yapmaya kalktık. 2001 bankacılık kriziydi, ev yapımıydı. 94 ev yapımıydı, kamu kriziydi. 2008-2009 krizi, hani ne diyoruz, taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayan o küresel, 100 yılın en büyük finansal krizi. Türkiye'de bedel ödedi ama dışarıdan ithaldi. Ama 2018-2019 krizi, önceki yıllarda yapılmış olan yanlış tercihlerin, bunu sadece ekonomik büyümeye yönelik atılmış adımlar değil ve dış politika da yapılmış olan yanlışların bir yansıması olarak adeta bir ev yapımı krizi olarak yaşadığımız bir kriz. Nitekim şöyle daracık 3 yılı alsak, 2017 yılında hatırlıyoruz, böyle bir kredi musluklarını açarak, şişirerek bir hormonal büyüme oldu, 7.3. Fakat onun hormonal olduğu ve sonrasında çok ciddi sorunlar yaratacağı söylendi. Çıktı da 2018'de 2.8'e düştü. İşte 2019'da bu son çeyrek, eğer Betam'ın da tahmini gibi %5 olduysa son çeyrek, %0.5'e kadar düşmüş olan sert bir düşüş var. Bunu dolar bazında da ifade ettiğimizde bakın çok ciddi bir performans düşüklüğü var.
Şimdi büyüdük 2019'da, 2018'de büyüme hızı çok düşük. Hani ona önem vurgu yapalım. Ama şöyle bir gerçek var. Türkiye açısından %4'ün altındaki her büyüme aslında kriz olarak algılanmalı. Yetersizdir. Çünkü müthiş bir genç istihdamı geliyor ve bizim bunu karşılayabilmemiz için motorları hatta iyi çalıştırmamız %5, lazım. %5 bile şey %5'in altı. Diyelim potansiyel büyüme. Çünkü evet. stok bir taraftan artıyor işsiz stoku. Maalesef o yüzden 2018-2019'da işsizlik arttı. 2020 belki bu sene büyüme hızı birazcık artacak ama gene Türkiye'nin kendi potansiyelinin altında kalacak. Evet. Dolayısıyla hissedemeyeceğiz. Hissedemeyeceğiz çünkü işsizlik artmaya devam edecek. Zaten bu tip depremlerin Türkiye açısından kur şoku bir depremdir. Neden depremdir? Hani bu ülkede kurun mu daha fazla, kur şokunun mu daha fazla ekonomiye, vatandaşa, sokaktaki vatandaşa maliyeti var yoksa faizin mi? Çok net kur şoku. Diyecek ki vatandaş ya bizim dövizimiz, dövizle işimiz yok. Hayır senin dövizle işin olmayabilir. Ama senin pazardan aldığın domatesin, patatesin, patlıcanın dövizle işi var. Çünkü oradaki tarımdaki dört temel girdi. İlaç, tohum, gübre, mazot, alayı ithal. Kur yukarı gitti mi? Bütün üretim maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bize yolsu elektrik olarak dönüyor. Belki vatandaş diyebilir ki domates tamam hani orada etkilendik de başka taraflarda işsiz de kalıyorsun. Çünkü senin firmaların, ülkenin genel olarak reel sektörün net borcu. Bakın net döviz borcunu söylüyorum. TL borcunu dövize çevirmiyorum. Net 160, 170, 180 milyar dolar net döviz borcu var. Kur yukarı gittikçe müthiş bir zarar yazıyorlar. Bunu finansallarına yansımasıyla birlikte de kredi alamıyorlar. Kredi alamayınca yatırım yapamıyorlar. Yatırım yapamayınca işten çıkarmaya gidiyorlar. Dolayısıyla kur beni ilgilendiremiyor, ilgilendirmiyor diyemezsiniz. Ekonomide bir birim kurdan etkileniyorsa hepimiz etkileniyoruz demek. Peki şurada Erkin Bey bir kutu açalım. Hani şeylerde olur ya raporlarda bir kutu. Orada şu soruyu sorayım size. Herkesin de çok merak ettiği. Şimdi döviz kuru 2018'in Ağustos ayında bir şey yaptı, pik yaptı. Yani dolar 7 lirayı falan gördü. Sonra onu kontrol edebilmek için TL faizlerini Merkez Bankası 6,5 puan artırmak zorunda kaldı. Biraz onun etkisiyle bu yatıştı. Fakat o zamandan sonra özellikle Merkez Bankası üstünde hükümetin bütün yani Merkez Bankası bağımsızlığıyla ilgili iddiaları çöpe atarcasına hakimiyet kurmasıyla beraber kur böyle hep en fazla 6'ya geldi. 6'nın üstüne çıkamadı. Şimdi herkes merak eder. Yani burada ne oluyor, ne bitiyor? Yani kura bir müdahale olduğu belli. Ne oluyor? Orada kurun arka kapıdan kontrolüyle ilgili ne yapıyorlar? Şimdi bir kere Londra'da swap operasyonları diye bir operasyon var. Buna girmek istemiyorum. Çok teknik. Ama yabancı yatırımcının dış piyasada Türk lirası aleyhine pozisyon açmasını engelleyici önlemler alındı. Yani Türk lirasına erişimini zorlaştırıyor. Şimdi bu tamam. Ülkede kurun yükselmemesi adına sevindirici. Çünkü ama Türk lirası oradan temin edip onunla döviz almaya yöneliyorlardı. Türk lirasını bunun satıp, önüne kesildi. Evet, onun önünü kestiler. Türk lirası olmayınca Türk lirası satıp döviz alamıyorum. Dolayısıyla da kura atak gelemiyor. Ama şöyle bir şey var. Operasyon iyi mi? Kuru durdurması açısından iyi. Peki ama şöyle düşünelim. Biz liberal piyasadan ki ben savunucusu değilim ama geleneksel anlayıştan yabancı yatırımcının bu ülkeye güvenip para soktuğu o ekosistemi bozmuş oluyoruz. Çünkü aynı yatırımcının kapısına gidip benim paraya ihtiyacım var, al sana Eurobond, al sana tahvil, bana borç ver dediğimiz yatırımcı aynı yatırımcı. Hı-hı. Dolayısıyla bugün Türk varlıkları bu kadar ucuzken, hı-hı, diyeceksiniz ki borsa çok yükseldi. Borsa yükseldi ama borsayı dolar bazında değerlendirirsek işte endeksi alın, dolar kuruna bölün, halen yerlerde. Türk varlıkları ucuz, borsada olanlar ucuz. Borsada olmayanlar zaten piyasa öyle bir sıkışık ki kimse yatırım yapamıyor. Sistemi döndürmeye, herkes yaşamaya çalışıyor. Yabancılar ürkütüldü ve onlar gelmiyorlar. Bu kadar ucuz varlığa gelmemesini bizim sorgulamamız lazım. Normalde buraya oluk oluk yabancının şu şartlarda gelmesi lazım. Ki Türkiye ekonomisi ancak yabancıların girişiyle büyüyebilen bir ekonomi. Maalesef neden? Paraya ihtiyacımız var. Hı-hı. Ve o da yok. Evet. Bunu ayrıca Merkez Bankası içeride de bu swap operasyonlarını devam ettiriyor değil mi? Oradan özellikle kamu bankaları üstünden
piyasaya ihtiyaç ya da talep olduğunda epey bir kamu bankalarını zarara sokacak şekilde döviz kullandırtıyor. Dolayısıyla burada aslında kamunun aleyhine müdahalelerle kur bir yerde tutulmaya çalışılıyor. Ne kadar sürdürülebilir bir şey bu? Şimdi bunu sürdürmek, kuru zapturat altına almak bir süre daha devam edebilir. Ama biz ne yaparsak yapalım. Çünkü şimdi şöyle bir algı var. Kur yükselmiyorsa işler iyi. Hayır, kurla alakası yok. Zaten olan oldu. 7.20'ye gitti. Firmalar da, tarumar oldular. İnsanlar işsiz kaldı. Ve bugün hayat pahalılığı ve enflasyon kavramları arasındaki farkı unuttuk. Enflasyon fiyattaki artıştır. Hayat pahalılığı ise şöyle söyleyeyim. Geçen sene öyle bir fiyatlar başladı ve öyle bir yükseldi ki şimdi o fiyat artış hızı azaldı. Ama düzey yüksek. Düzey çok yüksek. Yani enflasyon resmi rakamlara göre belki kabul edilebilir yerlerde kimilerine göre. Gayri resmi enflasyonu hepimiz yaşıyoruz sokakta. Doğalgaz faturaları ortada. Ama müthiş bir hayat pahalılığı var. Şuraya getirmeye çalışıyorum. Vatandaş diyor ki ben öyle bir güven bunalımı yaşıyorum ki bunu ben söylemiyorum. Veri söylüyor. Döviz tevdiat hesapları diye bir verimiz var bizim. Evet. Vatandaşın bankada tuttuğu mevduat. Hı hı. Parasının bir kısmını yabancı parada da değerlendirebilir, Türk lirasında da değerlendirebilir. Şu an Türkiye'de bireylerin, bakın kurumları karıştırmıyorum, dövizle işi olmayan bireylerin bankalarda tuttuğu mevduatın yarısı dövizde. Evet. Yani kur düşüyor filan ya da düşecek diye ne kadar haber çıkarsalar da kimse gidip ya da artmıyor olsa bile, döviz yükselmiyor olsa bile kimse gidip dövizini bozdurmuyor. Bozdurmuyor. Neden ama? Bu bize diyor ki ben güvenmiyorum diyor. Güvenmiyor. Ben ulusal parama güvenmiyorum diyor. Bu ne kadar kötü bir şey. Hmm. Ulusal parasına güvenmeyen, şimdi soralım, hangi tüketimi yapacak? Evet. Yaptığı tüketimi söyleyeyim. Maslow'un meşhur bir piramidi vardır. Mısır piramidi. Hmm. Onun en altında zorunlu ihtiyaçlar vardır. Yukarı doğru gittikçe lüks tüketime geçersiniz. Hmm. Biz şu an ülke olarak zorunlu harcamalar dışında bir şey yapamıyoruz. Evet. Zaten doğalgaza ödediniz 750 lira, gittiniz elektriğe ödediniz 250 lira, suyu ödediniz. Ne kalıyor ki maaş? Eskiden borçlanırdı, şimdi borçlanmıyor da. Bankalar da tedirgin. Tahsil edemediler alacaklarını. Evet. Dolayısıyla şimdi kılı kırk yarıyor bankacılık sistemi. Evet. Zaten bankacılık, hani siz paraya ihtiyacınız olmadığınızı ispatladığınızda, hı-hı, kredi alabildiğiniz kurumdur. Evet. Yani teknik olarak bu bir komedyenin sözü, Amerikalı. Yani biz bu döviz tevdiat hesaplarında vatandaş dövizinle vedalaşmadığı sürece ekonomide ışığı gördük olumlu anlamda deme şansımız yok. O da tabii bir güven meselesi hakikaten. Yani sıradan insanlar birikimlerini her şeye rağmen dövizde tutmaya devam ediyorlar. Çünkü güvenmiyorlar. Yani Türk lirasına geçerlerse orada başlarına ne geleceğini bilmiyorlar. Keza şirketler yatırımlarını durdurmuş vaziyetteler. Yani bir de bunlar dövize talebin yavaşladığı, hatta neredeyse durduğu şartlarda oluyor. Şimdi o şeyi de getirelim. Dış borçlarla ilgili 5 numaralı grafiği. Yani ekonomi durduğu halde, döviz talebi azaldığı halde, bakın dış borçlar artmıyor 3 senedir. Evet. Neden? Çünkü niye borçlanırsınız? Yani ekonomi büyümeye başlar, yatırıma niyetlenirsiniz, yatırım için gider dışarıdan borçlanırsınız, talep olur. Olmuyor. Olmadığı için geri ödemelerle beraber dış borçta artış olmuyor. Keza ekonomi büyümediği için, bakın 7.3 büyüdüğü sıralarda cari açık 47 milyarı aşmış. Büyüme olduğu zaman ithalat oluyor. İthalatla beraber ihracat karşılamayınca, diğer döviz kazandırıcı faaliyetler karşılamayınca 47 milyara ulaşan bir cari açık varken 2018'de önce 27 milyara düşüyor. Çünkü ekonomi küçülüyor, ithalat talebi azalıyor. Ve bu yıl ekonomi neredeyse büyümeyince, ithalat olmayınca ilk defa cari açık verilmiş gibi görünüyor. Şimdi bu şartlar altında dövize o eskiden alıştığımız bir talep yok. Talep olmadığı halde
6 liranın biraz altında duruyor. Şimdi bu müdahaleyle bile. Evet, müdahaleyle. Şimdi ekonomi büyümeye başladığında, eğer büyürse, o zaman ne olacak? İthalat olmaya başlayacak. İthalattan dolayı dövize ihtiyaç olacak. O dışarıdan o para bulunamazsa, bu güvensizlik artı kreditörlerin güven bunalımı, Türkiye'nin risk priminin, bir de ondan konuşalım, hala 250'lerde filan seyretmesi, en yakın emsal ülkelere göre kat kat yukarıda olması, bütün bunlar bir kere borçlanmayı zorlayıp tekrar dövizin fiyatını yukarı doğru itecek faktörler. O nedenle de galiba sürdürülmesi, yani bu arka kapı oyunlarının sürdürülmesi çok kolay görünmüyor. Gözükmüyor. Bir de bu hani cari açıktan, cari fazlaya geldik falan. Bu bir hikaye. Yani bunu birbirimizi, kendimizi kandırmayalım. Böyle Türkiye büyük bir dönüşümden geçti. Eğitiminde, hukuk sisteminde, efendim üretim yapısında konuşuruz bunları. Hani büyük bir dijital dönüşüm yaptık ülke olarak vesaire, iş modellerini değiştirdik. Dünyayla göre, hani bunların sonucunda bir cari fazla oluşur. Hepimiz ne kadar güzel yaptınız, teşekkür ederiz diyelim. Ama zaten bu bir gecede olmaz, bir senede olmaz. Tabii. Şu an tamamen bizim üretimimizin, yaptığımız ihracatımızın, her yaptığımız 100 birim ihracat karşılığında biz 66 birim ithalat yapıyoruz ya. Evet. Biz hidrolik satıyoruz. Hidroliğin üretiminde kullandığımız o zihin gerektiren CNC tezgahını, zihin gerektiren üstündeki yazılımı biz ithal ediyoruz. Biz ancak kas gücüyle hidroliği satıyoruz. Şimdi hal böyle olunca ekonomi daraldığında ithalat düşüyor. Dolayısıyla da cari açık cariye fazlaya dönüyor. Yani bu tamamen kriz olduğunun en iyi göstergesidir. Cari açın, cari fazlaya dönüyor. Nitekim geçmiş dönemlerin kriz yıllarına baktığımızda, evet, da orada da cari açın, cari fazlaya döndüğünü görüyoruz. Ekonomi büyümeye başlayınca gümbür gümbür tekrar cari açık artmaya başlıyor. Şimdi bu krizin daha da derinleşmesini önlemeye dönük o iki numaralı grafiği getirelim. Hükümet bir de Merkez Bankası üstünden faizlere müdahale etti. Ve işte şu anda reel faiz diye bir şey yok. Yani yabancılar gelip dövizlerini bozdurup Türk lirası alıp bununla devlet kağıdı aldıkları takdirde enflasyonun üstünde bir getiri sağlayabilecek durumda değiller. Hani demin dedik ya, bir kere bir güven sarsıldı. Bir de fiili olarak şu an bir şey yok, artı yok. Yani bunu hangi akla hizmeten yapıyorlar, söyler misiniz? Şimdi bizim özellikle Anadolu'da faiz konusu hassas bir konu. Hı hı. Katılım bankacılığının yükselişini de biraz burada görmek lazım. Dolayısıyla faizi hedef alan, her türlü açıklama, her türlü söylem, bankalara karşı alınan cepheler, bunlar her zaman özellikle Anadolu'da takdir toplayan açıklamalardır. Dolayısıyla siyaset açısından kazandırıcı bir hamledir. Gel gör ki bu tarafa baktığımızda, bu tarafta bu kadar faizi indirebildik. Merkez Bankası başarılı mıydı? Başarısız değildi ama şanslı olduğu gerçeğini unutmaması lazım. Çünkü bunu biraz daha zorlarsak faturasını gene milletçe ödeyeceğiz. Ne oldu? İlk faizi indiriyorum dediğinde Amerikan Merkez Bankası Fed ben de indiriyorum dedi. Onun yarattığı bir olumlu havada hop 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 birazcık aşağı çektik. Sonra bir daha niyetlendik. Barış Harekatı operasyonu durduruldu. Türkiye Suriye'deki ilerlemesinden vazgeçti. Dış politika şey değiştirdi, taktik değiştirdi, strateji demeyelim, taktik değiştirdi. Haliyle o da bir ortam yarattı, indik. Şimdi bugün geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. Faiz kalkanı koruması kalmadı. Ha, ekonomi açısından pozitif mi? Elbette faizi, hepimiz faize karşıyız. Niye faiz ödeyelim ki? Ama riskimizin ima ettiğinden daha fazla faiz düşürdüğümüz zaman onun bedelini 3 ay sonra, 5 ay sonra ödüyoruz. Çünkü finansal sistemde faizin en önemli belirleyicisi risktir. Mesela örnek, ben bankaya gittim, kredi çekmek istiyorum. Banka benim geçmişime bakıyor. Sen diyor sabıkalısın diyor. Ben sana vermem, verirsem de yüksek faizden çünkü sana güvenemiyorum diyor. Dolayısıyla risk yukarı gittiğinde faiz de yukarı gidiyor. Bizim de ülke olarak riskimiz halen yüksek.
O yüzden de bu faiz indirimleri yarın öbür gün başka meseleler gündeme geldiğinde kura yeniden bir olası bir yükseliş ya da baskı oluştuğunda Türkiye'yi kuru koruyabilecek düzeydeki faiz değil. Zaten daha fazla da indirmeye kalkarsa piyasaya yansımaz. Piyasaya yansımasından kastım şu, merkez faizi indirdiğinde beraberinde kredi faizleri vesaire falan da düşüyorsa o zaman hani güzel. Ama siz daha da zorladığınızda faizi Merkez Bankası olarak indirdiğinizde burada bankaların sisteme açtığı kredilerin faizi artıyorsa o iş zaten artık bitmiş demektir. Faizlerde de gelinebilecek en düşük noktaya benim şahsi kanaatim geldik. Bundan sonra piyasa faizlerinde özellikle ben kademeli bir şekilde önümüzdeki dönemde yükseliş bekliyorum. Şeye şahit olduk. Yani banka sistemi bu akıl dışı, akıl tutulması hamlelere tam cevap vermiyor, katılmıyor. Yani orada ayrışıyor. Kamu bankalarını mecbur tutuyorlar. Yani kamu bankalarına diyorlar ki Merkez Bankası ne işaret veriyorsa onu uygula. Faiz indir. Konut faizlerini indir. Ondan sonra tüketici faizlerini indir. Aynı şeyi özel ve yabancı bankalara tabii ki dikte edemiyorlar. Kamu bankalarına dikte ettikleri gibi. Onlara böyle aba altından sopa göstererek. Yani bir takım ekonomi dışı kurallar, tehditler uygulayarak. Kâh işte bu zorunlu karşılıklar vesaire türü yollarla. Özel ve yabancı bankaları da bu oyuna uymaya çağırıyorlar ama sonuçta özel yabancı banka kar motifli hissedarlarına hesap vermek durumunda olan, yani kamu bankası gibi değil. Kamu bankası yöneticisi diyor ki ya ne diyorlarsa yaparım, sırtımda yumurta küfesi mi var? Yani sonuçta banka zarara giriyor, zararı da işte hazineden yeniden sermayelendiriyorlar. Topluma ödetiyorlar. Burada benim kaybettiğim bir şey yok. Benim hesap vereceğim insanlar zaten bana bu direktifi veriyorlar. O nedenle kamu bankacısının öyle bir derdi yok. Ama özel bankalar yapmıyorlar ve yabancı bankalar özellikle bu basınç altında kalmak istemiyorlar Türkiye'de. Yani gerçekleşti mi bilmiyorum. Yapı Kredi'nin ortağı galiba hisselerini devretmek istedi. Başka bankalar da hoşnutsuzluklarını ifade ettiler. Burada böyle metazori yollarla tabii banka sisteminin bu akıl dışı yollara gitmesi çok kolay değil. Ama sonuçta dönüp dolaşıp bunlar kamu bankalarının zararları artı başka zararlarla hazineye ciddi açıklar verdirdi. O şeyi de getirelim arkadaşlar, bütçeyle ilgili grafiği. Yani bu kriz bu kadar derinleşmediyse bu hazineye verdirilen zararlar, yani kamu bankaları üstünden yaptırılan müdahaleler, bir takım vergi afları ve benzeri artı şeyden de lütfen bahsedelim, Merkez Bankası'nın kaynaklarının kullanılması. Yani bunun sonucu olarak işte kamu açığı 2 yıl öncesine göre neredeyse katlandı. Milli gelirin 1,5 kadarken 3'e geldi ki hiç şimdiye kadar denenmemiş Merkez Bankası kaynakları kullanıldığı halde. Bu ne kadar sürdürülebilir? Ya bunları sürdürme şansımız yok. İşte sürdüremediğimiz için de faturalar bu boyuta geldi. Halk ödüyor işte faturayı. Doğalgaz faturasını halk ödüyor. Yani bu kadar açılırsanız, tabii bunda bir sürü şey var. Seçim süreçleri, bir daha tekrarladık seçimleri, o seçim sürecinde bir devreye sokulan o popülist politikalar, kısa vadede makyaj koyayım sonra makyaj seçimden sonra akarsa aksın, hani umurumda değil yaklaşımı, bütün bunların işte sonucu bugün yaşadıklarımız. Yani ekonomi büyümeye başlasa bile şu an o gecikmeli gelen etkiyi hissetmeye devam edeceğiz. Yani kırılganlıklar taşındı beraberinde. Tabii ki. Kırdanlıkları ayıklamıyorsunuz. Tabii ki. Ve geleceğe dönük hiçbir şey yok. Evet. Ben ona üzülüyorum. Evet. Yani şu hazinenin harcadığı para doğru yerlere harcansın. Verelim açığı. Hiç problem değil. Konya bozkırlarına silikon vadisi kuralım bir tane. Orada teknoloji üretelim. Gerçek anlamda öyle yanlış tanımlandığı gibi yerli başka bir şey, milli başka bir şey bu arada. Onlar da çorba olmuş vaziyette. Kavram karmaşa ama gerçek anlamda yerli ve milli üretebilmek için o motoru, o pili
vesaireyi bizim üretiyor olmamız lazım. O üretimi yapacak Silikon Vadisi yok. O Silikon Vadisi'nde çalışacak beceri, yani insan, beşeri sermaye, o yok. Onu üretecek, yetiştirecek eğitim sistemi, ona yatırım yok. Şimdi buralara yatırım yapmazsak, ben şimdi bugünden endişeli değilim. Bakın üstad, dünyada şirketlerin ortalama ömrü 40 yıl. Bizde bunun yarısından az. Biz unicorn dediğimiz 1 milyar doların üzerinde büyüklüğe ulaşmış girişim şirketlerimiz yok. Firmalarımız 3. kuşağa devrolurken yıkılıyor. Mücadele edemiyoruz. Bir yerlerde problemlerimiz var. Bizim buralara odaklanmamız lazım. Parayı buralara harcamamız lazım. Şirketlerimizi eğitmemiz lazım. Gerekirse kamu şu parayı bedava eğitim vererek gönderseydi, bizler de gönüllü olarak gitseydik. Dönüşüm nasıl yönetilir? Finansal nasıl yönetilir? Riskin nasıl yönetmelisin? İnsan kaynaklarını nasıl yönetir? Her alanda eksiyiz. Yani bütün dünya, bakın, bugün blok zinciri konuşuyor, makine öğrenmesini konuşuyor, büyük veri diyorlar, nesnelerin interneti diyorlar. Ben duymadım yani. Siyasetçilerin ağzından ben bu kelimeleri duymadım. Bunları tartışalım akşamları, evet, programlarda. Erkin Bey, şimdi en basiti otomotiv sanayine alalım. Evet. Şimdi dünyada çok ciddi bir elektrifikasyon var otomotiv sektörüyle ilgili. Yani dizelli, benzinli otomobilleri bir kenara yavaş yavaş atıp elektrikli otomobil üretmek biraz zorunlu hale de geliyor. Çin olağanüstü bu konuda atılımlar yapıyor. Keza diğer üreticiler. Türkiye'de yapa yapa yerli ve milli diye bir yandaşların dan oluşan bir zorlama şirket icat ettiler. Ne üreteceği belli değil. Sektörün tamamına elektrifikasyon konusunda teşvik vermek, onları yönlendirmek, onları bu değişime uyum sağlamaları için harekete geçirmek gibi bir makro plan yerine seçmen şey görsün, yani biz de otomobil üretiyoruz diye zorlama bir projeye bütün enerjilerini harcamaya kalktılar. Hoş, ortada henüz fol ve yumurta var mı onu göremiyoruz. Ama bakın, yapılması gereken şeyle yapılan arasında ne kadar büyük farklar var. Yani enerji ne kadar yanlış kullanılıyor. Ülkenin kaynakları ne kadar yanlış kullanılıyor. Bütün telaşları seçmen konsolidasyonu ile ilgili. Yani kafaları sürekli bu iktidarı kaybetmemekle, ekonomiye de tamamen öyle bakıyorlar. Yani nasıl yapalım da seçmeni konsolide edelim? Şimdi günlerdir bize tartıştırılan şeye bakın. Kanal İstanbul diye bir ucube. Yani Türkiye gerçekliğine hiçbir şekilde hizmet edecek bir hadise değil. Zorlama, bu kibir adımlarının bir unsuru olarak icat ettikleri, yaptırdıkları, zorla yaptırdıkları İstanbul havaalanının durumuna bakın. Yani hava sertleştiği anda uçaklar inemedi. Firmalar taahhütlerini yerine getirebilmiş değiller. Yani kiralarını ödeyebilmiş değiller. Orada Atatürk Havalimanı'nın kapısına kilidi vururlarken, şimdi bir de oradaki firma belli bir yolcu kapasitesine ulaşabilsin diye Sabiha Gökçen'in ayağına çelme takıyorlar. Yani bunlarla uğraşıyorlar. Bunları bırakıp sizin bahsettiğiniz geleceğe hazırlamak, ülkeyi geleceğe hazırlamak şeyi yok, vizyonu yok, kaygısı yok. Varsa yoksa iktidarı kaybetmeme derdi var. Bu tabii aslında bedeli daha da ağırlaştırmıyor mu? Şimdi buradan bazen şöyle yanlış anlaşılıyor. Yani siz büyük yatırımlara, efendim dev projelere, hayır, büyük bu yatırımlara, dev projeleri falan karşı değiliz. Dünya zaten bıraktı bu büyüklük kavramı diye bir şey yok. Eskiden de o 90'ların 2000'lerin hikayesiydi. Yani ağırlık sporuyla uğraşanlar için bile büyük olan iyidir diyorlardı. Şimdi öyle değil. Daha daha ince kaslı olan daha kıymetlidir. Yani daha iyi tanım değişti. İyi olmak önemli. En iyisini yapmak önemli. En büyük değil. Biz bunun derdine düşmeliyiz. En iyi olmaktan kastım bu. Bakın, ihracat rekoru kırdık iyi dönemlerimizde. Bu tür haberler yapılır. Ya bırakın şu ihracat rekoru kırdığını. Bu bir nicelik. Gelin bu ülkenin ihraç ettiği ürünlerin bir kilosunun satış fiyatına bakalım. Tabii. Bu ülke fındık da ihraç ediyor, otomobil de ihraç ediyor.
ortalama 1 kilo ihracatımızın dolar satış fiyatı 1.30 dolar. Bizim benzerlerimiz, bak gelişmiş ülkeler demiyorum üstad, benzerlerimiz 4.5 dolara satıyor 1 kiloyu. Şimdi o zaman bir problem var. Biz kirazı kiraz olarak satıyoruz. Japon kirazı kiraz festivali olarak satıyor. Peyniri peynir olarak satıyoruz. Öbürü onu gidiyor şarap tabağına koyuyor. Yoksullaştıran yani, bir ihracat. Yoksullaştıran bir ihracat. Aynı şey turizm de var. Geçen hafta Faruk Pekin evet. konuğumdu. Orada da yani Türkiye'nin turist başına gerçekleştirdiği harcama 650 dolar civarında. Evet. Faruk sık sık Hindistan'a gidiyor. Dedi ki Hindistan'da yani en az 2000-3000 dolara ulaşıyor bir turiste yaptırılan harcama. Yani kalite farkı var. O kültür turizmi satıyor. Biz burada kum, deniz, güneş satıyoruz. Yani yoksullaştıran turizm, yoksullaştıran ihracat. Dostlar alışverişte görüyor ama elde avuçta ne kalıyor? Yani ülkenin hem değerlerini ucuza satıyorsun, hem turistik varlıklarını ucuza satıyorsun. Bu tam bir enayilik aslında. Ya ama buralara yönelik şu paralar, biraz önce grafiği getirdiniz, o hani açık. Devlet versin teşviği, nereye versin ama doğru, öyle vahşi teşvik değil. Akıllı sulama gibi doğru yerlere. Şimdi biz 850 dolardı bu ülkeye gelen bir turistin ortalama harcaması 850 dolardı 2003 yılında. Şimdi 650 dolar. Neden? Model aynı. Model aynı, ultra her şey dahil. Yahu biz akıllı turizm dediğimiz turizm 4.0'a yatırım yapalım. Farklı şu aracılık sistemini yavaşlatalım. Otellerimiz direkt satış yapabilsin. Doğru müşteriye ulaşabilsin. Müşteri sadakat programlarını yerleştirsin. Bunu yapanlara teşvik verelim. Dijital dönüşüm yapanları, dijital olarak bu ülkeyi ileriye taşımak için, bu ülkenin cari açığını gerçek anlamda sürdürülebilir olarak kapatmak için yatırım yapanlara teşvik verelim, paraları buralara harcayalım ve bunu yaparken de sen bizdensin ya da öbür mahalledensin, ayrımı yapmadan bunu yapalım. Evet. Bunu yapalım. Çok ciddi bir kayırmacılık var. Bu kayırmacılık gerçekten insanların hevesini de kırıyor. Yani çoğu girişimci bu kayırmacılıktan dolayı yatırım yapmıyor, küsüyor, sermayesini belki dışarı taşıyor, dışarıda yatırım yapıyor. Yani aynı karı burada edemeyecekse. Çünkü biliyor, eğer bir partili varsa, bir angaje grup varsa onu tercih edecekler. Ondan yana şey kuracak. Şimdi bakın, yine döneceğim. Sabiha Gökçen'i işleten kuruluş bir Malezya kuruluşu. Malezya Airports. Yani Malezya'nın üstelik devlet kuruluşu. Şimdi adamlar kaç yıldır buradalar ve buraya yatırım yapmışlar. Yani kendi ülkelerindeki 39 tane alanı işletiyorlar. Ayrıca da Türkiye'de Sabiha Gökçen'i işletme şeyi almışlar. Şimdi bir yatırımcı olarak birdenbire sana bir şey geliyor. Şeyden, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden. Yeni uçuşlar kabul etmeyeceksin diyor. Neden? Senin kapasiten yeterli değil diyor. Şimdi alanı işleten diyor ki ya benim 41 milyon yolcuya hizmet verme kapasitem var. Ve ben bu yıl bunun ancak 35 milyonunu kullandım. Yani ben aslında 6 milyonu kullanamadım bile. Kapasitem dolmuş filan değil. Fakat böyle bir yukarıdan gelen emirle, düşünebiliyor musunuz? Yatırımcı bir emri vakiyle karşı karşıya kalıyor. Ya da tutuyorlar o öbür havaalanının kapasitesi dolsun diye Türk Hava Yolları'nın bütün iç uçuşlarını Sabiha Gökçen'den alıp İstanbul Havalimanı'na veriyorlar. Vatandaşı da havaalanına mecbur tutuyorlar. Yani ben rahatlıkla ulaşabildiğim Sabiha Gökçen'den Türk Hava Yolları ile artık uçamayacağım. Yani Türk Hava Yolları ile uçacaksam mutlaka İstanbul Havalimanı'na gitmem gerekecek. Onun bütün eziyetini, kullanışsızlığını çekeceğim. Neden? Oradaki işletmeci belli bir kapasiteye ulaşsın diye. Yani kayırmacılık bu kadar sırıtır boyutta. Şimdi bir yabancı yatırımcı, ya velev ki Malezya, ki bu iktidarla son derece yakın ilişkileri olsun, buna katlanır mı? Katlanmadığı için zaten ve bunlar yaşandığı için zaten bu ülkeye fabrika kurmak için ya da kurulu işletmelerimize ortak olmak için gelen o soğuk para dediğimiz, dövsen gitmeyen para, buz gibi yapışan para gelmiyor. Eli taşın altında olan. Gelmiyor. Gelmiyorlar. Çünkü o para istihdam yaratacak. Bize ancak vur kaç parası geliyor.
borsada geliyor, çok ucuz oldunuz diyor, alalım diyor sizi, bir 120 bine götürürüz, orada çakar çıkarız. Bize gelen para bu. Dolayısıyla bu atmosferi, bu ekosistemi, bu bakış açısını değiştirmeden sürdürülebilir kalkınma, büyüme bile demedim. Bakın burada, büyüme bile demedim. Dolaşıp siyasete getiriliyor galiba. Bunun başka bir şeyi yok. Yani bu iktidar yerel seçimlerden bir ders alsaydı, değil mi? Şapkasını önüne koyar. Derdi ki ben nerede hata yapıyorum? Bir paradigma değişikliğine gideyim. Yani ben bu ülkeyi şunca yıldır dışarıdan gelen paraları bir inşaata gömdüm. İnşaatla ancak bu kadar yol alınıyor. Bu beraberinde bir kriz getirdi. Bu kadar işsizlik türetti, pahalılık türetti. Bu yanlıştan hiç olmazsa bu saatten sonra döneyim. Bak 2023'e kadar iktidarda kalma yetkisi var. Değil mi? 2023'e kadar elinde aslında bir zaman dilimi var. Şimdi burada çok ciddi bir paradigma değişikliği bizim beklememiz lazım. Ama nerede? Yok. Yani varsa yoksa bir an önce vitrini düzelteyim, devrilmiş arabayı rayına koyayım, ondan sonra belki bir baskın seçimle tekrar yetkiyi toplayayım. Bu arada ekonomi hiçbir şekilde akıllara gelmiyor. Ekonominin ne olacağı akıllara gelmiyor. Ve hadise de galiba dönüp dolaşıp siyasete geliyor. Siyasete geliyor. Bir de şu, şimdi inşaatla ilgili söylemde bulunduğumuz zaman şu da yanlış anlaşılıyor. İnşaata karşı değiliz. Değiliz tabii. Bir kere bizim ülkenin genel olarak çoğunluğunu oluşturan İslamiyet dininde bile geçer. İfrat ve tefritten uzaktır. İfrat olması gerekenden fazla, tefrit olması gerekenden azdır. İki uçtan kaçın. Şimdi biz iki uçtan ha bir rebut inşaat tarafında, çünkü orada kolay kazanma var, orada söylediğiniz gibi vitrin var, orada rant var, her şey var. Biz diyoruz ki bunu yeteri kadar kıvamında yap, asıl parayı başka yerlere yatıralım ve ülkeyi tek motorla uçurmayalım. Tek motorlu uçurmaktan kastım şu, bir anekdot paylaşacağım. Şimdi ben Amerika'ya ilk gittiğimde şöyle bir laf etmişlerdi, kaynayan tencereye hoş geldin. Kaynayan tencere. Amerika Birleşik Devletleri'ne hoş geldin dememişti İlk karşılaştığım kişi. Sonra anlamadım ne olduğunu. Şunu kastediyor aslında. Diyor ki bizde diyor saatte 5 dolara çalışmaya hazır Çinli de var diyor. Konu matematik olduğunda biz Türkleri kullanırız diyor. Efendim yazılımımızı Hintli yapar diyor. Sanayi üretimini Meksikalı yapar diyor. Biz herkesin aklından yararlanırız diyor. Uçağı, bütün motorları aktif bir şekilde uçururuz. Bizde nasıl? Ya bizde bu ülkenin kültüründe aşure var. Üstad, aşure. Aşure öyle önemlidir ki sosyolojik açıdan. Aşurenin içine onlarca girdi girer. Her bir giren içeriye aromasını bırakır ama özünü asla kaybetmez. Bizim herkesin farklılığından, bizim zenginliğimiz bu. Yararlandığımız aşure modeline evvel emir dönmemiz lazım. Ülke bu şekilde sosyolojik olarak ikiye bölünmüşken, tek motorla giderken bir şeyi sürdürülebilir hale getirme imkanımız olmayacak. Dolayısıyla siyasette söylemin yumuşaması lazım. Dışlayıcı değil, kucaklayıcı olması lazım. Ötekileştirici değil. Benimle farklı düşünmesen bile ben sana hoşgörü göstereceğim. Bakın toleransla hoşgörünün arasında bir fark vardır. Toleransın bir sınırı vardır. Hoşgörü ise sınırsız kabuldür. Aynı görüşte olmak zorunda değiliz ama ben kabul ediyorum. Bunu oturtamadığımız sürece dediğim gibi biraz önce büyümeyi bırakın kalkınmaya geçemeyiz. Kalkınmak Norveç gibi bir ülke olabilmek demek. Kalkınmak Danimarka gibi, Hong Kong gibi, Güney Kore gibi bir ülke olabilmek demek. Kişi başı zenginliği artırabilmek demek. Bugün beğenmediğimiz Norveç bizim kişi başına kazandığımızın 8 katı para kazanıyor. Evet. Onun coğrafyasında efendim kaya gazı var. Hayır, kaya gazıyla değil. Onda akıl fazlası var. Akıl açığı olan ülkeler fakir kalıyor. Eğitilmiş insanı var, evet. Düşünen insanı var, becerikli insanı var. Evet. Fark o. Hainlik yapıldı bu ülkeye. Hakikaten bu kelimeyi kullanacağım. Yani bu ülke bir tarım ülkesiyken, bu ülke iyi kötü bir sanayi ülkesiyken, belli bir yere gelmiş sanayi ülkesiyken, bu imkanları yok sayılarak, tabii ki bu ülkenin konut açığı var. Tabii ki inşaat yapacaksın. Tabii ki kentlere altyapı yatırımı yapacaksın, köprü yapacaksın, yol yapacaksın. Yani ihtiyaç olan şeyleri kamuya üstelik en iyi hizmet hangisiyse onu yapacaksın. Ama bu ülkenin tarımı da var. Bu ülkenin sanayi de var. Yani bunu bir taraftan yaparken şunu unutmayacaksın.
İnşaat dediğin hadise sana döviz kazandırmaz. Tersine döviz kaybettirir bir taraftan. Çünkü sen iş araçlarını ithal ediyorsun. Bir takım girdileri ithal ediyorsun. Senin bir taraftan da döviz kazanman lazım. Bu dövizi nereden kazanacaksın? Yani sanayini daha ihracatçı hale getirmen gerekiyordu. Tarımını ithalata muhtaç olmayacak hale getirmen gerekiyordu. Tarımda iyi kötü kendi kendine yeten bir ülke haline gelmen, kalman gerekiyordu. Ve ondan dolayı da kırların bu kadar boşalmaması gerekiyordu. Şimdi bu kötülüğü, bu hainliği böyle yaptılar. Yani tarıma önem vermeyerek, çiftçiyi küstürerek insanları topraklarından kentlere doğru neredeyse zorladılar. Sanayide yeniliklere karşı hiçbir teşvik vermeden ülkeyi şimdiye kadar ucuz emekle ancak idare edebilmiş. Tekstil, konfeksiyon, bunun da hani yeniliğe ayak uydurmayan şekilde, hatta ithalata muhtaç kalacak şekilde kendi başına kalmasına yol açarak, hatta sanayicilerin aklını da çelerek, yani sanayici durduğu yerde şunu dedi: ya ben enayi miyim? Yani orada gidiyorsun, bir arsa kapıyorsun, ondan sonra gökdeleni çıkıyorsun İstanbul gibi bir yerde, dünyanın parasını kazanıyorsun, biz burada ne sanayiyle uğraşıyoruz dedi. Sanayi terk etti, gitti inşaatçı oldu. Bunun önünü kesmediler. Yani dolayısıyla bunların hakikaten hepsi hıyanettir. Yani bu ülkenin, işte demin örneğini verdiğiniz aşuredeki ona tat veren şeyleri şey yapmaktır, arzını eksiltmektir. Tarımsız, sanayisiz bir şey olmaz. Üçü de olacak, inşaat da olacak, tarım da olacak, sanayi de olacak, hizmetler de olacak, turizm de olacak. Ama şu dengeyi gözeteceksiniz. Yani bizim döviz harcadığımız kadar döviz kazanmamız lazım. Bu kadar makası açamayız, bu kadar bağımlı hale gelemeyiz. Gelirsek de işte kantarın topu kaçar, bağımlı, herkesin dediğini yaptıran, ekonomisini istikrarda büyütemeyen, ondan sonra da işsizliği %14'lere kadar çeken bir ülke haline gelirsiniz. Evet. Üstelik dikey mimarilerin yıkıldığı yatay mimariye doğru geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Dikey mimariden kastım sadece inşaat değil. Dikey finansman diyoruz. Yani ben bugün parayı nereden alıyorum? Bankacılık sisteminden alıyorum. Bu böyle olmayacak 30 yıl sonra, 40 yıl sonra. Kitle finansmanı diye bir şey geliyor. Ben ortaya çıkacağım projem için, benim 1 milyona ihtiyacım var. 100 tane yatırımcı, herkes küçük miktarda parayla fonlamaya başlayacak. Her şey değişiyor. Biz bunlara kafa yoruyoruz. Diyoruz ki 30 yıl sonra hangi sektörler yıldız olacak, ülkelerin kaderini değiştirecek? Bir, lojistik. Lojistik, çünkü bugün aracıyı ortadan kaldırıyorlar, nihai üreticiyle tüketici karşı karşıya kalacak. İyi de buradaki mal ve hizmet buraya nasıl taşınacak? Lojistik hiç olmadığı kadar önemli. Depolama, bugün o emperyalizmin finansal kuruluşları en çok yatırım yaptıkları sektörlerden biri tarım sektörü. Ve yıllardır diyoruz ki lütfen teşvik edin ama doğru teşvik edin. Ölçek ekonomisi, Confucius'un bir sözü var. Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir diye. Bizim şu tarımı bir adet 100 bin dönümlük dev bir arazide yapmamız lazım. Biz 100 bin tane bir dönümlük arazide yapıyoruz. Dolayısıyla o ölçek zaten ithal olan her şeyin olduğu bir yapıda işletmeleri zarar üretiyor ve bir süre sonra da canı cehenneme diyor çiftçi. Lojistik demişken, yani Türkiye'nin bir de şöyle haritada coğrafyasını gözün önüne getirin. Ne kadar aslında kıymetli bir potansiyel. Evet. Yani bu sivil havacılık bile kendi başına o kadar muhteşem bir imkanken, dönüp dolaşıp bundan akıl ettikleri kullanılmaz, işe yaramaz bir havalimanı inşa etmek, tıkır tıkır işleyen başka bir havalimanının kapısına kilit vururlarken. Dediğiniz gibi yani şeyler hem geleceğe dönük mutlaka şeylerin yapılması gerekiyor. Dünyada değişimlere ayak uydurulması, eğilimlerin tespit edilmesi, hem de bunun içeriye çok iyi bir şekilde, uyumlu bir şekilde adapte edilmesi gerekiyor ki buradaki bütün aktörleri
doğru bir orkestra yönetir gibi akortlu bir ses çıkabilmesi için motive edebilirsiniz diye. Bunun olmaması gerçekten bize gelecekte de çok şeyler kaybettirecek gibi. Maalesef, maalesef ve hangi devlet adamı hatırlamıyorum ama bir İngiliz devlet adamının Türkiye ile ilgili söylediği bir söz var. Diyor ki, uzarsa bu da, susarsa sula. Yani borcunu ödeyemeyecek, ödeyemeyecek kadar kötü olmasın, susarsa sula. Borcunu tamamen kapatacak kadar da güçlenmesin. Şimdi emperyalist akıl bizim gibi ülkelere böyle bakıyor. Dolayısıyla da biz eğer bu akla ülkece meydan okumak istiyorsak, gerçek anlamda özünde milliyetçi olan politikalar uygulamak istiyorsak, o zaman bugünden başlayıp biz nasıl 1 kilo ihracatı 1.3 dolara değil de 6 dolara satabiliriz, bunun hesabını yapmamız lazım. Evet, bu gerçekten 45 dakikalık tartışmamızın ana paragrafı olsun, ne yapılması gerektiğine dair. Çok teşekkür ederiz vakit ayırıp geldiğiniz, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Onur duydum. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.